Değerli bir futbol adamı, dünya futbolunda büyük bir yer olduğunu düşünüyorum. İşte hani az evvel söylediğim oyuncu olarak da, antrenör olarak da Romanya futbol adamları üreten bir ülke. Türkiye'de de çok başarılı oldu. Zaten sadece Türkiye'de değil, her alanda başarılı oldu. Ama bugün, yani yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş kulübüne de çalıştı. Dolayısıyla bizi de tanıyor. Ben de kendisini tanıyorum. Saygıdeğer bir futbol adamı olduğu için onu rakip takım olarak görmek kimse istemez. Çünkü tecrübeli bir hoca ama biz de kendimize güveniyoruz. Dolayısıyla orada da bir sorunumuz yok. Onun kendi değeri kulübe adına önemli ama bizim de kendi takımımızın bir değeri var. Takımların yarın müsabakası olacak. Hem kendisine başarılar diliyorum hem kendimize başarılar diliyorum ama yarın da turu geçmek istiyoruz. Yani şu andaki hiçbir şey etkilemiyor. Çünkü şu anda müsabakaya gereken getirdiğimiz oyuncular yarınki müsabakaya hazır olarak sahaya çıkacaklar. Bir 11 çıkaracağız. Onlar içerisinde ihtiyaç olursa diğer oyunculardan değerlendireceğiz. Şu anda da gündemimizde yani bugün yarın için böyle bir transfer giden de gelen de olmayacaktır. Zaten iki maç üst üste oynayacağız. Dolayısıyla kadromuz da belli. Diğer konulara girmenin bir yararı yok. Sadece turu geçmek için kendimizi hazırlıyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Şu anda daha yarınki müsabaka oynamadık. Rövanşını oynayacağız. Şu anda sadece rakibimizi analiz ettik. Onlar da mutlaka analiz etmişlerdir. Yarın da bir müsabaka oynayacağız. İki ayaklı maçın ilkini oynayacağız. Ondan sonra ikincisini oynadıktan sonra, turu geçtikten sonra bunları konuşuruz. Transfer de buna bağlı ama elimizdeki oyuncular olarak gelen oyuncular şu anda kadronun içerisinde bizimle beraber. İhtiyacı olduğu zaman koyacağız. Oynayan oynayacak, oynamayan bekleyecek. Bu evlerine kadar zaten böyle devam edecek. Sadece kampa gelenler veya geç gelenler değil. Hepsi de hazır olmak durumunda. Ne kadar süre verebiliriz onu yarım maça göre değerlendireceğiz. Haftaya da bir maçımız daha var çünkü.